Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size döngülerden bahsedeceğim, madde döngülerinden. Madde döngülerinin en önemlisi azot döngüsüdür. Çünkü azot döngüsünde bilmemiz gereken bazı kavramlar da var. O yüzden de ÖSYM'nin de en çok sorabileceği veya işte yazılı sınavlarınızda en çok çıkabilecek yer burasıdır. Şimdi bitkiler azotu direkt topraktan alamıyorlar veya atmosferden arkadaşlar direkt azot gazı olarak alamıyorlar. Bunun için azot gazının bazı dönüşümler gerçekleştirmesi gerekiyor. Nedir bu dönüşümler? Mesela baklagillerin kökünde yaşayan rizobium bakterileri vardır. Bakın buraya yazmışım, rizobium bakterileri. Bu bakteriler atmosferdeki azotu tutar ve toprağa bağlar. Böylece bitkinin almasını sağlar arkadaşlar. Aralarında mutualist bir ilişki vardır. Yani karşılıklı yarar sağlıyorlar. Bitki bakteriler için besin veriyor. Bakteri de bitki için azot bağlıyor. Karşılıklı bir yarar ilişkisi vardır aralarında. O zaman atmosferik azot birinci sırada ne yapıyormuş? Rizobium bakterileri tarafından bağlanıyormuş arkadaşlar toprağa. İkinci bir yolumuz gübreleme olayıdır. Gübreleme olayıyla bakın ikinci bir yolumuz direkt gübreleme olayıyla ne üretiyor? Nitrat tuzları üretilir. Bakın nitrat tuzları gübreleme ile direkt toprağa verilebilir. Buradaki olay da gübre olayıdır. Gübre olayı ya da yıldırım şimşek gibi hava olaylarıyla arkadaşlar direkt nitrat tuzları olarak bağlanabilir toprağa. O zaman üçüncü olayımız neymiş? Üçüncü olayımız da yine nitrat olarak bağlanıyor. Yıldırım şimşek. Yıldırım şimşek gibi hava olayları. Yani bizim için kötü olan aslında o yıldırım şimşek olayları bitkiler için çok çok iyi bir olaydır. Peki nitrat tuzu olarak bağlandı. Daha sonra bitkiler bu nitrat tuzlarını arkadaşlar topraktan direkt olarak alabiliyorlar. Peki bizim oluşturduğumuz atıklar ne oluyor? Arkadaşlar şöyle, hayvanlar bitkilerle besleniyorlar. Daha sonra ayrıştırıcılar ise bitkilerle hayvanların atıklarını parçalıyorlar. Parçaladıkları zaman ne oluşturuyor? Amonyak oluşturuyor. Daha sonra bu amonyağı nitrite çevrilmesi lazım. Bunu yapan nitrit bakterileri vardır. Nitrit bakterileri. Bu bakteriler amonyağı nitrite çeviriyor. Biraz daha kullanılabilir hale getiriyor. Daha sonra ise nitriti nitrata çeviren nitrat bakterileri vardır arkadaşlar. Bu bakteriler de nitrata çevirerek direkt toprağa bağlar ve bitkiler topraktan nitrat olarak alırlar. Şöyle bir olay gerçekleşiyor. Nitratın bir kısmı bitkilere gidiyor arkadaşlar. Bir kısmı da bazı yine bakteriler tarafından atmosfere gönderiliyor ve böyle bir döngü oluşturuluyor. İşte bu atmosfere gönderilme olayına ve nitritin nitrata dönüştürülme olayına biz bazı isimler veriyoruz. Şöyle ki bakın amonyaktan nitrat oluşturma olayına nitrifikasyon. Nitrifikasyon olayı diyoruz. Amonyaktan nitrat oluşumu olayıdır arkadaşlar. Nitrifikasyon. Nitratın atmosferik azota dönüştürülmesi olayına ise nitrifikasyonun tersi anlamında kullanılan denitrifikasyon diyoruz. Yani burası neymiş? Denitrifikasyon olayıdır. Her ikisi de bakteriler tarafından gerçekleştirilir. Bunların bazı özellikleri var. Arkadaşlar nitrifikasyon bakterileri yani nitrit ve nitrat bakterileri kemosentez yapan bakterilerdir. Bakın buradaki atıkları dönüştürerek hem toprağa kazandırıyorlar hem de bu enerjiyi kullanarak kendilerine besin sentezliyorlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Nitrifikasyon olayı amonyağın nitrata dönüşme olayıdır. Dönüşme olayıdır. Bu olayı gerçekleştiren bakteriler kemosentez yapar. Kemosentez yapar. Bu oldukça önemlidir. Karşınıza mutlaka çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Peki denitrifikasyon ne? Denitrifikasyon da nitrifikasyonun tam tersi. O zaman yazalım. Atmosfere nitrattan azot gazı
azot gazı salınması olayı denitrifikasyondur. Denitrifikasyondur. Peki denitrifikasyonu yapan bakteriler kemosentez yapar mı? Yapmaz arkadaşlar. Sadece nitrifikasyonu yapan bakteriler kemosentez yapıyorlar. Bir de ayrıştırıcılardan bahsedelim. Ayrıştırıcılar bazı bakteriler ve mantarlardır. Bunlar da kemosentez olayı yapmıyorlar. Sadece heterotrof beslenen canlılardır. O zaman ayrıştırıcılar için şöyle yazalım şuraya. Bazı bakteri ve bazı mantarlar, değil mi? Bazı mantarlar. Bunlar da kesinlikle heterotrof beslenen canlılarımızdır. Şöyle de söyleyebiliriz. Nitrifikasyonu ve denitrifikasyonu yapan canlılar prokaryot canlılardır diyebiliriz arkadaşlar. Onu da yazalım isterseniz. Şöyle alt tarafa nitrifikasyon ve denitrifikasyonu yapan canlılar prokaryottur. Prokaryottur. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Ama ayrıştırıcılar kesinlikle prokaryottur diyemeyiz. Çünkü mantarlar ökaryot canlılardır. Bu yüzden de böyle bir ayrım yapabiliriz arkadaşlar. Evet, azot döngüsü bu şekildedir. Karşınıza da böyle çıkar. Bu yazdıklarımdan çıkar arkadaşlar. Azot döngüsünü bu kadar bilmeniz yeterli. Gelelim ikinci bir döngümüze. Karbon döngüsü. Şöyle 2 diyelim. 2 karbon döngüsü. Evet, karbon döngüsünü nasıl yapacağız? Şöyle arkadaşlar, karbon döngüsü fotosentez ve solunum olaylarıyla gerçekleşiyor. Karbon döngüsünde atmosfere salınan karbondioksiti oluşturan bizleriz. Yani bizler karbondioksit üreterek, solunum yaparak atmosfere karbondioksit veriyoruz. Ayrıca atmosferdeki karbondioksiti tutan ve bunu bizim vücudumuza katan ise bitkiler ve bunun gibi fotosentez yapan bazı canlılardır arkadaşlar. Bunlar da atmosferdeki karbondioksiti tutuyorlar. Atmosferdeki karbondioksitin bir diğer kaynağı da fosil yakıtlardır. Yani yanma olayıyla aslında atmosfere biz karbondioksit gazını da salmış oluyoruz. Şöyle bir şemasını yapayım ben size. Evet, şemadaki isimleri ben yazdım. Şimdi biz oluşturalım şemamızı. Arkadaşlar ne dedik? Atmosferik karbondioksiti fosil yakıtlar oluşturabilir. Bakın, yanma olayı gerçekleştiği zaman atmosfere karbondioksit verilir. Ayrıca bitkiler solunum yaparak, bakın bitkiler şöyle yine solunum yaparak atmosfere karbondioksit verebilirler. Daha sonra tüketiciler bitkilerle besleniyor. Beslendiği zaman bu karbondioksiti vücuduna alıyor. Hani besin aracılığıyla karbon alıyor vücuduna. Ve solunumla yine ne üretiyor arkadaşlar? Karbondioksit üreterek atmosfere veriyor. Şu an atmosferdeki karbondioksiti anlatıyorum ben nasıl oluşuyor diye. Daha sonra bunun kullanılmasını anlatacağım. Ve sudaki canlılar önemlidir. Fitoplanktonlar ve algler. Neydi fitoplankton? Hatırlayalım. Sudaki bitkisel hücrelerdi, canlılardı arkadaşlar. Bunlar da fotosentez yapıyor. Ayrıca algler de fotosentez yapıyor. Bunlar da yine solunum sonucunda atmosfere karbondioksit verir. O zaman ben şu çizdiğim oklara ne yazmam gerekiyor? Şuraya sadece yanma yazacağım. Yanma. Bunlara da ne diyeceğim? Solunum. Bakın bunlara şöyle pembe kalemle solunum yazıyorum. Solunum sonucunda bunlar atmosfere karbondioksit verdiler. Peki atmosferdeki karbondioksit nasıl bizim vücudumuza gelecek? Fotosentez yardımıyla gelecek arkadaşlar. Bunu da şöyle yeşil kalemle gösterelim. Fotosentez yapanlar kimler? Bitkiler ve şu canlılar. O zaman atmosferdeki bu karbondioksiti kim kullanır? Sudaki fitoplanktonlar ve algler kullanarak fotosentez yaparlar ve besin üretirler. Ayrıca bitkiler arkadaşlar yine atmosferdeki karbondioksit kullanarak fotosentez yapar ve karbondioksiti kullanmış olurlar, besin üretirler. İşte karbon döngüsü dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor.
Karman döngüsünden sonra bir de su döngüsüne bakalım isterseniz. Şöyle 3 diyorum hemen altına. Su döngüsü. Su döngüsü. Su döngüsü nasıl gerçekleşecek? Evet arkadaşlar, yine su döngüsünü de kısaca hani isimlerini yazdım neler kullanacağımızı. Şimdi okularını gösterelim. Şimdi ilk önce şunu bilelim. Su döngüsü solunum ve terleme olaylarıyla olur. Buharlaşma olaylarıyla olur. Nasıl oluyor? Okyanuslarda, denizlerde, göl ve akarsularda bir buharlaşma olayı var. Sıcak havanın etkisiyle. O zaman burada bir buharlaşma olayı gerçekleşti. Daha sonra bitkiler ve hayvanlar da yine solunum ve terleme olayı yaparak, bizler solunum yaparken de yine dışarıya karbondioksit verdiğimiz gibi gaz olarak su da veririz arkadaşlar. Suyun gaz halini atmosfere veriyoruz. Bu işte solunum ve terleme olayıyla nereye gidiyor? Havaya doğru gidiyor. Daha sonra buharlaşmadan sonra yoğunlaşma olayı gerçekleşiyor. Peki yoğunlaşma nasıl olur? Soğuk havanın etkisiyle. Bakın soğuk havanın etkisiyle yoğunlaşma olayı gerçekleşti. Solunum ve terleme olayıyla yine aynı şekilde atmosfere bir su verildi, su gazı verildi, yoğunlaşma oldu. Yoğunlaşmadan sonra yağmur veya kar şeklinde bir yağış gerçekleşti arkadaşlar. Şöyle yağmur ya da kar şeklinde ya da dolu şeklinde bir yağış gerçekleşti. Bu yağış hem bitkilere, hayvanlara gitti arkadaşlar. Hem de nereye gitti? İşte buradaki deniz, akarsu, göl gibi sucul yerlere gitti. Ayrıca bitki ve hayvanlara da gitti. İşte böylece de su döngüsü gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde gerçekleşiyor su döngüsü. Zaten dediğim gibi döngülerin en önemlisi azot döngüsüdür. Diğerlerini kendiniz de çıkarabilirsiniz. Mesela karbon döngüsünde fotosentez ve solunumun önemli olduğunu, su döngüsünde solunum ve terlemenin önemli olduğunu bilmeniz yeterlidir. Döngülerimiz bu şekilde. Şimdi bir de ben size güncel çevre sorunlarından bahsetmek istiyorum. Zaten güncel çevre sorunlarını kendiniz okuyarak da çözebileceğiniz sorular gelir arkadaşlar. Hani öyle çok bir şey bilmenize gerek yok. Sadece burada bir tane kavramdan bahsedeceğim ben size. İlk önce başlığını yazayım güncel çevre sorunları diye. Şuraya kısaca yazmak istiyorum. Güncel çevre sorunları. Çevre sorunları. Arkadaşlar, güncel çevre sorunlarımızdan ilki su kirliliğidir. Bakın su kirliliği. Ben su kirliliğinde size önemli bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Ötrofikasyon dediğimiz bir kavram. Su kirliliği. Şimdi ötrofikasyon nedir? Karşınıza çıkar ötrofikasyon. Şudur arkadaşlar. İşte sulara evsel atıklar karıştığı zaman veya kanalizasyon suları karıştığında yanlış gübreleme olayları olduğu zaman suya özellikle azot ve fosfor gibi maddeler taşınıyor. Nasıl taşınıyor? İşte yağmurlarla, rüzgarlarla taşınıyor arkadaşlar. Bu şekilde taşınıyor. Azot ve fosfor ilk zamanlarda iyi bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü sudaki siyanobakteriler yani fotosentez yapan bakteriler ve algler hızla üreyerek suyun yüzeyinde bir tabaka oluşturuyorlar. Hani ilk başta düşündüğünüzde evet algler mesela oksijen üretiyor. Bizim için iyi bir şey. Ama sonrasında ne oluyor? Arkadaşlar bunlar hızla ürüyorlar, suda bir tabaka oluşturuyorlar ve suyun rengini değiştiriyorlar. Bunların aşırı üremesi sonucunda alt kısımlara yani o su tabakasının alt kısmına ışık geçmiyor. Oksijen gitmiyor arkadaşlar ve böylece içeride bulunan suyun altında bulunan o tabakanın altında bulunan canlılar ölmeye başlıyorlar. İşte balıklar olsun diğer canlılar olsun ölmeye başlıyorlar. Sudaki oksijen miktarı azalıyor. Berraklık azalıyor arkadaşlar. Oksijensiz ortamda üreyen canlılar bu sefer de çoğalmaya başlıyorlar. Ve biz buna ne diyoruz? Ötrofikasyon diyoruz. Bu oldukça su kirliliğinde önemli bir olaydır. O zaman ötrofikasyonun ne olduğunu yazalım. Şöyle diyelim. Sulara evsel atıklar, daha sonra kanalizasyon suları yanlış gübreleme sonucu azot ve fosfor gibi maddeler taşınır.
fosfor gibi maddeler taşınır. Daha sonra bu maddeler ne yapıyordu? Bu maddeler sayesinde suda bulunan siyanobakteriler ve algler aşırı miktarda hızla üreyerek suyun rengini değiştiriyordu arkadaşlar. Burada siyanobakteriler ve algler aşırı üreyerek su yüzeyinde tabaka oluşturur. Bu tabakadan alt kısımlara ışık geçmez ve altta bulunan canlılar ölür. Bu olaya ne diyoruz arkadaşlar? Ötrofikasyon. Renkli bir kalemle yazalım. Ötrofikasyon denir. Özellikle bu fabrika atıklarının atıldığı yerlerde çok fazla görülür. Hatta canlıların zehirlenmesine bile sebep olabilir ötrofikasyon olayı. Daha sonra ne gibi bir çevre sorunumuz var? Hava kirliliği, toprak kirliliği, radyoaktif kirlilik ve ses kirliliği gibi arkadaşlar bir sürü kirliliğimiz var. Yazalım o zaman. Hava kirliliği özellikle araba kullanımı arttıkça, işte fabrikaların bacalarına filtre takılmadıkça hava kirliliği artıyor. Daha sonra toprak kirliliği. Toprak kirliliği nasıl oluşuyor? Yanlış gübreleme sonucunda oluşabilir. Daha sonra bizim kullandığımız o pet şişeleri olsun, poşetleri olsun, daha doğrusu elimize ne geliyorsa arkadaşlar doğaya atıyoruz. Bu da ne oluyor? Yine toprak kirliliğine, çevre kirliliğine sebep oluyor. Bir diğer kirliliğimiz ses kirliliği. Ses kirliliği de özellikle büyük şehirlerde, metropol şehirlerde çok vardır. İşte araba kornaları olsun, nasıl diyeyim size, yani bir sürü aslında kirlilik, bir sürü ses olayı diyebiliriz. Daha sonra bir de radyoaktif kirlilik vardır. Radyoaktif kirlilik de radyasyon saçan aletlerin çok fazla kullanılmasıdır arkadaşlar. Radyasyon saçan aletlerin kullanılması radyoaktif kirliliğe sebep oluyor. Evet, böylece biz 10. sınıf ekolojisi olan ekosistem ekolojisini bitirmiş olduk arkadaşlar. 10. sınıf olanlar buraya kadar izleyecek ekoloji kısmını. Bundan sonra ekolojiyi anlatacağım da 11. sınıf ekolojisi olacak. Bununla ilgili tabii ki bir sonraki videoda soru çözeceğim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.